Kardeşlik büyük şehirlerde çok önem arz ediyor. Bunu da Ankara'da baştan beri konuştuğumuz gibi, Sayın İsmet Başkanımın da konuştuğu gibi, Erzurum ili Pazaryurt'un ilçesi olarak en güzel yapan derneklerden biri Laleli Köy Derneği, yani sizin derneğiniz. Bu manada başkanımı tebrik ediyorum. Evet, diyorum. Ama şu ana kadar, gelmiş geçmiş ne kadar başkanımız varsa, emek veren varsa, onu özellikle söylemek istiyorum. Sağ olanlara Allah'tan selametlik diliyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Bu bayrak yarışıdır. Ama ölenlere de gecenin şu müstesna saatinde rahmet diliyorum. İyi ki var, iyi ki yaşatıyorlar. Ama bunun yanı sıra yine bir önce başkanlık yapan, benim de gerçekten kendisiyle uzun yıllar hukukum olan çok değerli kardeşim, sevgili başkanım, Binali Şahin Bey'e de huzurlarınızda en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın razı olsun diyorum. Sağ olsun, var olsun. O da gerçekten de bizim medeni iftarlarımızdan biri. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi sazı ve sözüyle çok değerli Dünya Aşıklar ve Sanatçılar Derneği Başkanımız Aşık Yakup Temeli'ye bırakıyorum. Bakalım gönül dağarcığında, heybesinde neler var. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sayın Başkanım, sevgili Hazır'ın hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizim Erzurum'da iki arkadaş var, Hasan ve Mehmet. Bunlar hiç ömründe gurbete çıkmamışlar. 10 yaşından beri çobanlık yapıyorlar. Dışında hizmetkarlık yapıyorlar. 35 yaşına gelmişler. Demişler ki ya arkadaş, bu Ankara varmış, İstanbul varmış, İzmir var, bu millet hep oralara gidiyor da biz niye gitmiyoruz? Bir de biz gidelim çalışalım ya. Bunlar buradan daha çok para getiriyorlar demişler ve karar vermişler. Hasan Kalesi'ne gelmişler, oradan bir tren bileti almışlar işte İstanbul'a. Efendim, tren hareket ediyor, Erzurum'a geliyor. O zaman kompartıman zamanı, bilirsiniz o trenle yolculuk yapanlar. Oda var, odada dört kişi bir tarafta, dört kişi bir tarafta. Ortada camın yanından böyle bir masa kalkar açılır. Böyle oturuyorlar, iki kişi. Erzurum'a geliyor, oradan bir tane böyle bizim Şerif gibi kelle kulak yerinde, takım, kravatlı, böyle güzel bir eli çantalı birisi içeriye biniyor. Bakıyor ki ikisi karşıda oturuyor, bir taraf boş, oraya oturuyor. Tren epey gittikten sonra bu adam çantayı çıkarıyor, bir tane muz çıkarıyor, Allah. Bakıyor ki şimdi karşıda iki kişi, bir tanesini Hasan'a uzatıyor. Hasan daha da ömründe bundan 50 sene önce muzu nerede görmüş? Ulan bu ne? Bu ne olacak? Bu ne işe yarıyor? Birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Bir muz daha çıkarıyor. Onu da Mehmet'e veriyor. Mehmet de yine muza bakıyor. Adama bakıyor. Hasan'a bakıyor. Yani ne olduğunu anlamıyor. Bir muz daha adam çıkarıyor. Güzelce soyuyor. Yiyor. Hasan daha uyanıkmış Mehmet'ten. Ha lan bu yeniyormuş. Hemen o da acele muzu soyuyor. Tabii tren de hızla o Erzincan'ın derelerine, tünellere böyle yaklaşıyor. Tam Hasan ısırdığı zaman tren hızla tünele giriyor ve tren kapkaranlık. Ona diyor Mehmet, sakın ısırma, ben ısırdım, koruldum bu bir tuzak. Şimdi aşıklar fıkrasız, kıssasız olmaz. Özüme sevgilim,
Söz mü esirgemez.